selamlar. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Sanırım bir iki ay oldu video yüklemiyorum. Bayağı bir rüzgarlı hava. Aslında bugün video çekilmezdi ama yine erteleye en sonunda bugün de çekeyim dedim. İnşallah sesten yana sıkıntı olmaz. Olursa artık yüklemeyeceğim. Yapacak bir şey yok. Bu 6 ayı devirdik. 6 ay ciddi bir zaman. Bu 6 ayda gerçekten iş değişik görüyorsun. Buradaki insanları tanıyorsun. Türkleri tanıyorsun. Yabancıların yaşam şeklini falan görüyorsun. İşler nasıl ilerliyor, bunu görüyorsun. Birçok gözlem yapıyorsun. Öncelikle tabii hani bu süreçte ben video yüklediğimde insanlar daha çok tabii Ankara Anlaşması'ndan dolayı videolara rastlıyor. Çünkü son 1-2 yılda Ankara Anlaşması oldukça popüler. Eskiden bu kadar değildi. Şimdi süresi de doluyor zaten. Tabii bir yerden sonra benim hani hep Ankara Anlaşması'ndan bahsetmem yani bence çok mantıklı değil. Yavaş yavaş İngiltere'deki yaşam üzerine bir şeyler çekmem daha mantıklı gibi geliyor bana. Çünkü belli bir süreç var Ankara Anlaşması'nda. Karar veriyorsun, belge topluyorsun vesaire. Ha yine bununla alakalı yeni bir şeyler elde edersem mutlaka söylerim. Hani bunu bildireyim dedim. Hani bugüne kadar çekmeme sebeplerinden de bir tanesi buydu. Bir yerden sonra Ankara Anlaşması konu bitiyor, tıkanıyor. Yeni bir şeyler çekmekte fayda var. Yeni konular bulmakta fayda var. Ankara Anlaşması ile ilgili söyleyebileceğim sadece şu. Gruplardan ve hani başvurmayı düşünen arkadaşlardan elde edindiğim bilgiler şöyle. Onu hemen hatırlatayım. Sonra birazcık buradaki konular üzerine değineyim. Sonra da videoyu tamamlayayım. Tabii Ankara Anlaşması popülerleştikçe artık zorlaştırılmaya başlamış gördüğüm kadarıyla. Ben başvurduğumda potansiyel müşteri mektubu ayarlamamıştım. Şimdi baktım ki birçok kişinin red nedenlerinden bir tanesi potansiyel müşteri mektubu. Aynı şekilde SGK dökümü falan da istiyorlar. Hani o da uyumsuz olduğu için sıkıntı çıkartıyorlarmış. Bende vardı ama potansiyel müşteri mektubu bende yoktu. Hatta bende mülakat yoktu. Şimdi de yok galiba ama bazılarını telefonla arayıp soruyorlarmış. Bu gibi konulara dikkat etmenizde fayda var. Bir de şunu söyleyeyim. İngiltere'ye gelmeden önce şu anda herkesin derdi, yani gruplardakilere bakıyorum. Gerek Telegram, gerek Facebook'takilere işte vize almak. Ben de öyleydim ama vize almak aslında bu işin kolay yanı. Asıl mevzu İngiltere'ye geldikten sonra geçinmek, burada tutunmak. Ben şu anda bunun içerisindeyim. Belki bu bir level atlamak olabilir. Ben şu anda geçinme tutunma kısmındayım. Bundan sonraki süreçlerde de bu gibi konulardan bahsedeceğim. En son çektiğim videoda işte İngiltere'de ilk zamanlarda para kazandıracak işler diye bir şeyler söyledim. Anlattım işte ne var burada, Türkler ne yapıyor? Kebapçılık, işte Deliver, Uber Eats falan bu gibi şeyler üzerinden para kazanıyorlar. Ha başka şeyler yok mu? Var tabii ki. Amazon'dan bir şeyler satıyorlar falan. Ben de denedim. Bu süreç öyle sadece şey, birkaç kişi eleştirmiş beni şey diye. İşte sadece bu mu? İşte bunu yazıyorsun. Sadece bunlar var. Evet arkadaşım, maalesef ilk etapta belli bir çevren yoksa, belli bir sermayen yoksa işler böyle. Hani senin Türkiye'de okuduğun okulun hiçbir geçerliği burada yok. Bir yerden takılıyorsun ve buraya geldiğin zaman sıfırdan başlıyorsun. Bunun altını çizeyim. Bizim geldiğinde de zaten Türk olduğun için kimlerle iş yapacaksın? Türklerle iş yapacaksın. Türkler ne yapıyor? Türkler kebapçılık yapıyor maalesef. Evet, iyi para kazanıyorlar. Belli bir açık var. İngilizler bu konuda çok iyi değil. Ama yaptıkları şey bu. Maalesef ki bu, keşke bir teknoloji firması olsaydı. Sadece teknoloji alanında Türkler daha popüler olsaydı da
Türklerle aşinalığımız olacağı için teknolojik işlerde çalışılsaydı daha iyi olurdu. Benim gördüğüm şeyler bunlar. Türkler konusunda da şunları söyleyeyim. Maalesef çok iyi değiller. Atıyorum 15-20 yıl önce buraya gelen Türklerle yeni gelen, Ankara Anlaşması ile yeni gelen Türkler arasında çok farklar var. Eski Türkler bir şeylere oturmuşlar. Belli bir seviyeye gelmişler. İyi ya da kötü bir şeyler yapıyorlar. Kimisi çok iyi para kazanıyor, kimisi orta idare ediyor. Vakti zamanında çok da çekmişler. Yeni gelenler de çekiyor. Belki eskiden gelenler çok bilmiyorum daha kötü olabilirler. Hani direkt fabrikada falan çalışanlar var gördüğüm bu. Ama şunun altını net bir şekilde çizeyim. Eski Türkler o çektiklerini falan hepsini unutmuş. Yeni gelenlere de ben çektim sen de çek arkadaş modunda takılıyorlar maalesef bu. Ha yok ben öyle değilim falan filan diyenleri de gördük. Böyleler. Maalesef böyleler. O yüzden hani bana da söylüyorlardı işte Türklere güvenme, Türklerden uzak dur falan. Ya şunu söyleyeyim. Uzak duramazsın. Çünkü ihtiyacın var. İhtiyacın var. Hiçbir şey yoksa sohbetine ihtiyacın var. Ancak şunu söyleyeyim. Hani dikkatli olmakta fayda var. Güvenmemekte fayda var. Çok fazla iş yapmamakta fayda var. Ha belki şu şekilde olunca güzel oluyor. Yeni gelenler, sizin gibi Ankara Anlaşması'yla gelenler bir nebze olsun aynı kaderi paylaştığınız için daha iyi anlaşabiliyorsunuz. Bu benim gördüğüm bu. Ben burada öğrencilerle de görüştüm. Tamam çok güzel, iyi anlaşıyorsun. Aynı dil konuşuyorsun. Hemen hemen de yaşıtsın. Yaş farkı çok yok. Ancak şöyle. Senin derdin apayrı, onların derdi apayrı. Sen nereden bir iş ayarlarım, nereden bir iş kopartırım diye düşünürken onlar da dersi geçmeyi düşünüyorlar. Herhangi bir ekonomik dertleri yok çünkü. Yani burs alıyorlar. Onunla geçiniyorlar. O yüzden yine gördüğüm kadarıyla aynı derdi paylaştığın insanlarla anlaşmak daha kolay olabiliyor. Biraz daha denk oluyorsun çünkü. Ötekilerine baktığında ise süreç kesinlikle apayrı. Bakıyorsun bugün A diyen adam yarın B diyebiliyor. Ha bu evet genel olarak böyle ama şeyler de çok farklı. Yani neydi onun adı? Gurbetçi kafası çok farklı gerçekten. Bunu ben yaşayarak gördüm. 6 ay güzel geçti. 6 ayda bizde neler değişti? Birkaç tane işte çalıştım. İyiydi. Fena değildi. Türklerdi. Klasik problemleri falan anlatmayacağım. Yani dediğim gibi farklı kafalar. Sonra bir ev değiştirdim. İlk girdiğim ev değiştirmek zorunda kaldım. Ev sahibimizin planları değiştiğinden dolayı 2 ayda hiçbir şey yokmuş gibi evden çıkmamız istendi. Şimdi 2-3 günden beri yeni evdeyiz. Güzel, iyi. Hani temiz bir yer. Ha, bulmak kolay oldu mu? Olmadı. Sağ olsun. Buradaki hani çevreden dolayı ulaştık bir şekilde. Geçtik. 6 aylık kira ödemedik. Bu 6 aylık kira olayı ciddi bir problem gerçekten. Bizler hemen garanti olsun diye 6 ay kira önerisinde bulunuyoruz emlakçıya. Emlakçı aradan süzüyor. Bakıyor işte. Kim buradaysa, kredi geçmişi varsa evi ona veriyor. Bunu vermesinin sebebi şu. Emlakçılar şey yapıyorlar. Kira ödenmezse, bir sorun olursa ev sahibi sanırım emlakçıdan kirayı alıyor. Bundan dolayı emlakçı da haklı olarak 6 ay kira işine giriyor. Ve mümkünse 6 aylık değil de belli bir iş, düzenli bir işi olan birinin evini tutuyor. Bizim bu tuttuğumuz evde emlakçı yoktu. Direkt ev sahibiyle görüştük. Ve ev sahibi de şey yaptı bizimle. Birkaç görüşmeden sonra
evi bize verdi. Şanslıydık. Gerçekten yine Allah yardım etti diyelim. Çünkü ev bulmak gerçekten ciddi bir sıkıntı. 6 aylık kirayı vermedik. Bir depozito, bir de normal bir aylık kirayı verdik ev sahibimize ve eve geçtik. Şey oldu, bu elektrik ve işte bu enerji firması, elektrik ve doğalgaz aynı firma burada bildiğiniz gibi. Onun değişikliğiyle uğraştık, internetin değişikliğiyle uğraştık, suyun değişikliğiyle uğraştık. Fena değil, yani su aynı firma olduğu için kolaylıkla geçtik. Elektrik birazcık çetrefilli oldu diyeyim. Onda da şöyle oldu. Çıktı, yani normalde biz kontratlı bir anlaşma yapmıştık. Kontratımız vardı elektrik firmasında, elektrik ve doğalgaz firmasında. Firma, yani çıkarsan sana elektrik ve su için ayrı ayrı 50 pound ceza veriyor. Şimdi bu cezayı önlemek için de hani diyor ki, yeni taşındığın yerde bizi tercih edersen sana ceza vermeyeceğiz. Hani iadesini yapacağız falan diyorlar. Biz de aynı firmayla devam edelim dedik. Şimdi bu süreçte girerken ve çıkarken firmayı biliyorsun, ben taşınıyorum diye. Sonra taşındığın evdeki firmaya diyorsun, böyle böyle ben iptal edeceğim. Sayaçları falan kendin bildiriyorsun. Yani iki firmaya da bildiriyorsun. Sonra tekrardan arıyorsun eski firmanı. Böyle böyle ben bildirdim diyorsun. Tabi bu da böyle kolay olmadı, böyle anlattığıma bakmayın. Telefon ediyorum. Şimdi ilk aradığında bir kadın çıktı. Şimdi şey çok fark ediyor. Yani kişiden kişiye çok fark ediyor. İlk aradığım firma, bir kadın, ilk aradığım kadın anlatıyor. Böyle %45 falan anlıyorsun. Hızlı konuşuyor, diyorsun ki biraz yavaş konuşun lütfen, çok iyi değil benim İngilizcem falan diyorsun. Tamam diyor ama yine de anlamıyorsun. Ertesi gün tekrar aradım da bir erkek çıktı ve hani çok iyi konuştu. Bayağı bir anladım yani. Biraz bizi hatta tuttu. Ama işlemimizi hallettik. Sadece şey yaptı. O biraz yani şey konularında biraz sıkıntı oluyor. Hani Türkiye'de hani işte Vodafone ya da Turkcell'den bir şeye geçtiği zaman prosedür gereği sana böyle okuyor ya uzun uzun. Onları okumak zorundalar. Okuyorlar onları. Onlardan bir de hızlı okuyor. Yavaş okusa uzun sürecek falan. Onlar da biraz böyle bir tam anlamadığın için bir geriliyorsun. Onlarda da şey yapıyorum ben. Şimdi diyorum, benim faturam değişecek mi? Yok diyor, değişmeyecek. Tarifemde bir değişiklik olacak mı diyorum. Yok, olmayacak diyorum. Dedi bir sürü soru soruyorsunuz. Bunlar neden falan diyorum. İşte prosedür gereği mi? Evet falan diyor. O şekilde kendim garantiye almaya çalışıyorum. İşte faturaları falan hepsini hallettik. Bazıları hemen olmuyor. Belli bir zamana ihtiyaç var. Ama o zamandan sonra da geçiyor. Tamamen. Tabii kontrol etmekte fayda var. Diğer firmalar aynı olduğu için geçişinde problem yaşamadık. Sadece bu elektrik ve doğalgaz firmasını değiştirmek zorunda kaldığımız için problem yaşadık. Onun dışında korona mevzusu devam ediyor. Birkaç hafta önce Birmingham'a gittik polis kaydı için. Resmen her yer kapalı. Hani normale falan dönmüş değil. Yine açılan yerler var falan ama gerçekten normale dönmüş değil. Hala birçok yer kapalı. İşte devlet şöyle bir şey yaptı. Faturaları falan ödemeyi, yarısını ödemeyi haftanın 3 günü, pazartesi, salı, çarşamba faturaların yarısını ödeyeyim diyor. Onu yani teşvik amaçlı yaptı ama bu sefer de gördüğüm kadarıyla şöyle çok fazla kalabalık oluyor. Yani hani hesabın yarısını ödüyor devlet. Ancak çok kalabalık oluyor. Ciddi kalabalık oluyor. Hani ekonomiyi ayakta tutayım derken, hani bu anlamda esnafa destek olayım derken hastalık negatif yönde ilerliyor diyebilirim. Bunun yanı sıra dediğim gibi piyasa yani birazcık bir hareketlenme var ama yani ciddi bir hareketlenme yok. Ha, eskisini de bilemiyorum açıkçası. Eskiden ne kadar hareketliydi bilemiyorum. Çünkü ben geldikten sonra şansıma 1,5 hafta mı 2 hafta mı ne sonra lockdown oldu ve birçok yer kapandı.
Şimdi biz yeni evimize alışmaya çalışıyoruz. Bu yoldan da ilk defa yürüdüm. Bu yoldan da evet ilk defa yürüdüm. Hani hazır çıkmışken bir video da çekeyim dedim. Hani nerede video çekmiyor musun? Kısa da olsa bir şeyler çek falan diyorlar. Biraz ondan. Bir de işin psikolojik yanı da var. Şimdi yeni bir ülkede yaşıyorsun. Bu kolay bir şey değil. Ülke değiştirmişken şey yapıyorsun. Yani onun psikolojisi ayrı. Ondan sonra işte iş ayrı. Buradaki insanlarla anlaşma ayrı. Bunların hepsi ayrı bir problem gibi oluyor bir yerden sonra. Hal böyle olunca da insan böyle video çekmek de istemiyor. Hani genelde biliyorsunuz hep böyle olumlu şeylerden falan bahsetmek ister insan. Ondan dolayı süreç bu şekilde. Soru soranlar oluyor. Instagram'dan, Facebook'tan. Elimden geldiğince yanıt vermeye çalışıyorum. Ama lütfen hani birazcık süreci araştırıp öyle yazın. Öyle soru sorun. Çünkü hiçbir şeyden haber olmadan nasıl yaptınız, siz nasıl gittiniz gibi böyle sıfırdan bir soru sorunca olmuyor. Çünkü aynı soruyu defalarca anlatmak bayıyor bir yerden sonra. Aynı sorunun cevabını. Ha, bazen oluyor. Hiç tanımadığım bir adamla konuşuyorum. Bakıyorum 40 dakika konuşmuşuz. Böyle şeyler de olmuyor değil. Hani severek yani yardımcı olabiliyorsam fikir, bilgi verme anlamında elimden gelen her şeyi yapıyorum. Yani en azından yaptığımı düşünüyorum. Cevapsız bırakmıyorum ama bazen mesela birisi şöyle bir şey sormuş. Şirket kurmadan nasıl yapabilirim? Şimdi bu soruyu soran bir adamın bu işlerden hiçbir risk almamak istemediği, tamam böyle kolay yönden köşeye döneyim gibi bir derdi olduğunu zaten anlayabiliyorsunuz. Bu tarz sorulara yanıt vermiyorum. Ama dediğim gibi bunun dışında varsa elimden geldiğince destek olmaya, bilgi vermeye çalışırım. Şimdilik bu kadar. Yine yeni gelişmelerde karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.